Evet, şimdi arkadaşlar güvenlik kısmına gelelim. Böyle olmuş mu? Net bir bölüm olacak. Oldu mu Dilara? Ciddiyet, ciddiyet istiyoruz. Evet. Başla. Şimdi böyle izbaçlarımız böyle gayet güzel şık. Döndürdük arkasını. Tamam. Sıkıştığı zaman şunu ittirip burayı boşladığımız zaman evet. O zaman gevşiyor. Ondan sonra da şu da çıkıyor. Evet arkadaşlar, an itibariyle teknemize Tarzan Rıfkı gelmiş bulunmakta. Tarzan ne yapıyorsun orada? Olma bak tersten gidiyorum. Beni tersiyordum. Artık kaçtan yukarıya doğru gitmenin zamanı geldi. Kuzeyden güneye iniş kurumundaydık. Artık güneyden kuzeye çıkışa geçtik. Bundan önce tabii yine yola çıkmadan 2 haftadır tekne burada bekliyordu. Şimdi geri geldim. Dedim ki bir yağını, suyunu, tuzunu kontrol etmemiz lazım. 2 haftadır bekliyordu çünkü. Aynı zamanda yani yine her sefere çıkmadan yine bir bakmak lazım. Motorun yağı gayet iyi görünüyor. Rengi de güzel. Bir daha bir çıkartalım. Evet, güzel. Tam kararında olmuş. Yine bütün kayışları, gerginliklerini gözle görünür de bir şeye bakmak lazım var mı yok mu diye. Sail drive'ı da kontrol edelim. Sail drive de şöyle aşağıda. Şurası. Bakalım. Evet. Sail drive'ın yağı yok gibi görünüyor. Yani normalde şurada olması lazım ya ama yok. Bunu bir baktırtacağım. Yağ azalmış gibi görünüyor. Şurası. Onun dışında filtremiz yine iyi. Ama yine de sail drive'a bir baktırmamız gerekiyor. Gerekiyor. Bakalım. Ustaları çağıracağım. Bir görelim. Bir sorun mu var? Bir sıkıntı mı var? Ya burada ne oluyor? Buradan dolduruyorsun. Buradan çekersin. Ama tabii. Nereden de... çekiyorsun abi? Şurada. Ama oradan çıkartıyorsun. Çekiyorsun. Ne kadar alıyor peki bunlar abi? 3 kilo 800 gram yağ alıyor. 3 kilo? 300 kilo. Bayağı alıyormuş. Artık Haskap'ın kuzeyden güneye olan yolculuğunun sonuna geldik. Artık güneyden kuzeye başlıyoruz. Mert kaptanımızla beraber anonsumuzu geçelim bakalım. Neydi burası? Kaş Marina. Kaş Marina. Kaş Marina, Kaş Marina, Haskap. Çıkış yapacağız. Palama arkadaşlar yardımcı olabilir mi acaba? Anonsunuz anlaşıldı Haskap. Palama arkadaşları özenlendiririz. İyi şeyler ederiz. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hazırız. Süper. Zaten çıkış işlemlerimizi yaptık. Şimdi pis suyumuzu da vereceğiz. Mazotumuzu da dolduracağız. Ondan sonra dümdüz büyük ihtimalle Göcek. Bugün arkasından Marmaris'e girip arkadaşlarımızı alıp oradan güzel bir Hisarönü turu yapmaya başlayacağız gibi görünüyor. Ya da Göcek'e geçeceğiz. Hemen parmaktan sonra göreceğiz bu olayları. Evet, şimdi Kaş Marina'da mazotumuzu doldurduk. Bakalım ne kadar oldu. Ve 328 lira tutmuş. Şimdi Kaş'tan çıktık. Göce'ye doğru devam ediyoruz. Ama ben size bir uyarı vermek istiyorum. Şurada görüyorsunuz. Tam sancağımızda şu an aslında bir tehlike işareti var ama 2021'de de hatta kaybolmuş diye gösteriyor. Şurada derinlikte 3 metre cidden sığın. Evet, sancağımızda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Geride koymamışlar. Kaybolmuş gitmiş yani. Onun için böyle durmadan haritaya da bakıp gitmemek lazım. Hani yine dikkat etmek lazım. Bazen işaretler kaybolabiliyor. Onun için gözünüz hep derinlik göstergesine de olması lazım. Durmadan derinliği de kontrol ediyorum. Hani aşağıdaki derinliklerle, haritadaki derinliklerle teknenin gösterdiği derinlikler tutuyor mu diye. Onun için dikkat etmek lazım. Evet, artık büyük buluşma gerçekleşiyor. Fenerbahçe Marina'daki F10'dakiler gelmedi. Şok 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 ama Eren kaptanım geldi. Fethiye'ye geldik. Şu an Eren kaptanım geliyor. Oo, hoş geldiniz Eren kaptanım. F10 buluşması. Biz. Allah, hani Blue Challenge? Hani Eagle Ray? Nerede bu millet? Gelmedi hiçbiri. Ama Eren kaptanım sağ olsun hemen geldi. Ne lazımdı? Maskın basanım dedi. Allah billah.
Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Ne haber abi? İyilik abi, sen nasılsın? İyi vallahi ya. Ulan ne kadar gidiyor? Zaman geçti. Aynen, şey, onu bırakacaksın. Şuradakini çekmeye başlayacaksın. Şunu al. Onu toplamaya başlayacaksın. Ha. Ama oraya bağlayayım mı? Yok. Gidiyor, geri geliyor. Yavaş yavaş çekeceğim kendime doğru yani. Aynen ya. Bu, bunu bırakacaksın abi. Öbürünü toplamaya başlayacaksın. Tamam, anladım yani. Bu aslında buradan tamam, gidiyor, böyle aynen geliyor. Hazır. Silahı. Tamam. Başlamam mı? Başlamam dedi. Tamam. Topla abi. Çıkart onu, öbürünü al. Öbürünü çek. Sağ olsun kaptanlarım, sağ olsunlar. Şimdi iş olarak neresi kaptan? Şimdi kaptanım, ilk durağımız Çiftlik Koyu. Orada bir yüzme molasının ardında kalmaya devam ediyoruz. Çünkü Yiğitcan Bey gelecek. Evet, şimdi arkadaşlar güvenlik kısmına gelin. Böyle olmuş bir net bölümacak. Oldu mu Dilara? Ciddiyet, ciddiyet istiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar en önemli kısım güvenlik. En önemlisi güvenliğimiz. İlk başta şeyi söyleyelim. En önemli şey 16 numara, unutmuyoruz. Telsizimizde 16 numara acil durumlarda şey yapmak için kullandığımız şey. Telsizimiz şöyle açık, kapanıyor. Kanalımız 16'da zaten. Şuraya bastığınız zaman basıp konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte burası HASKAP. Hani acil durum neyse onu belirtiyorsunuz. Etraftakiler de yardım ediyor. Şeyde anons yapma şekli şöyle. Örnek veriyorum. Sahil güvenliğe şey yapacaksınız. Sahil güvenlik, sahil güvenlik. Burası HASKAP diyorsunuz. Sahil güvenlik cevap veriyor. Diyor ki efendim çağrı yapılırsa sonra ya da HASKAP diyor. O şekilde onlarla iletişim kuruyorsunuz. Basım çekim şeklinde. Ondan sonra yine önemli şeylerden biri. Buranın altında da can yeleklerimiz var. Herkes için can yeleği var. Artı burada 5 tane var şu an. Ama geriye kalanları da her yatakların altında yine 2'şer 3'er tane daha can yeleği var. O can yeleklerini de acil durumda giyip hemen atlıyoruz. Kayıt. Kayıt. Evet, şimdi sevgili kaptanlarım. Bu yerde görmüş olduğunuz salon. Evet, görmüş olduğunuz salon. Yapan şey kör oldu. Şeyden yapılmış olduk. Şimdi en önemli düğümlerden biri bence izbaşı. Şimdi efendim. İzbaşı. Kaptanım. Şimdi tam tersi çözüyorum. Tutalım. Tamam. Şimdi ilk önce bedene şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Kovuk yapıyoruz yani. Öyle değil. Hikayemizde kovuk. Şöyle kovuk. Yapmayı deneyeceğim. Tamam. Şöyle. Yılanımız. Peki. Yılan buradan geliyor, kovuğuna giriyor. Evet. Oradan ağacın etrafında dönüyor. Buradan dönüyor. Ağacın etrafında dönüyor. Doğru mu? Tekrar. Yılan olarak sanki olmadı. Bir yuvarlak yapmış. Şöyle bir kovuk yapmış. Kovuk. Yılanımız. Evet. Kovuğa giriyor. Peki. Korkan. Ağaç etrafında dönüyor. Ağacın. Ağaç dediğin? Ağaç orası. Şu ağaç. Ha. Öbür tarafta. Girdi. Çıktı. Tekrar kovuğa gir. Geri giriyor. Sonra yılanın başıyla gövdesini tutuyorsun ve ağacı çekiyorsun. Doğru. Olmadı. Ne oldu? Olmadı. Olmadı. Bir dakika. Yılanın başıyla vücudunu tutup ağaçla çektiğiniz zaman tamam, biz parça oldu. Şöyle gösteriyorum. Tamam, süper. Biz parça. Bu hiçbir zaman açılmaz. Yani küçülmez de. Hani denize düştüm, mesela sana ip attılar. Bu izbaşoyu yapıyorsun. Wow. Onun için izbaşoyu atman lazım. Seni çekerlerken hani izbaşoyla sıkışıyorlar. Sıkışmasın diye. Bir daha gösterebilir misin kaptan? Tabii ki. Şimdi böyle izbaşomuz böyle gayet güzel şey.
döndürdük arkasını. Tamam. Sıkıştığı zaman şunu ittirip burayı boşladığımız zaman evet. O zaman gevşiyor. Ondan sonra da şu da çıkıyor. Şunu geri atıyoruz. Biz parça. Çok. Seninki çağ ama. Bak çağ ya. Evet, kıçtan kara için hazır mıyız? Evet. Çiftlik koyuna geldik. Hep beraber kıçtan, ilk kıçtan karamızı yapacağız. Mert kaplanım sağ olsun hemen suya atlayacak. Ve sancak mı iskele mi? Sancak. İskele. Değil, iskele. Kıç halatını takıyor. Şaşırtmalı soru. Aynen, şaşırtmalı soru. Aynen, sancak bir iskele mi? Elindeki bir satalık iskele. Sen nereye döneceksin gibi düşündüm ben. Hocam, ben de sormalı ki falan diyeyim. Aynen, hocam öyledir, bu nasıl soru hocam? Hemen gel. Böyle sorsaydım ben bilirdim kesin. Aha hoca sen paralel yani. Aynen açığa takman lazım. Bizim tarafa atmasın. Bak burada kayalar var. Evet bu tarafa bayağı yakınız. Evet ya. Şurayı yani. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, an itibariyle teknemize Tarzan Rıfkı gelmiş bulunmakta. Tarzan ne yapıyorsun orada? Bozma bak tersten gidiyor. Böyle bir pişmeyi yok. Evet şu an organizatörümüz DJ'imizi getiriyor. Yolda geliyorlar. Dedi DJ Yiğitcan. Ama çiftlik koyunun da suyu cidden çok muhteşem, bunu da belirtmek isterim. Adam hiç İstanbul'dan gelmiş gibi durmuyor ya. Sanki şu başka bir tekneden alınmış gibi değil mi? Hava ulaşımı, kara ulaşımı ve son deniz ulaşımıyla geldik. 5 saat sürdü.